iş diye bir slogan. Evet. Evet. Heh, bunu ben kendim çektim. Her yerde bu vardı. Bir evet. de Çanakkale Ne demek efendim az laf çok iş? Ben e, çok sık televizyona çıkan birisi Değilsiniz. değilim. E, seçildiğinden sonra e, genellikle benimle ilgili Türkiye'deki bütün e, dışarıdan gelenlerin söylediği bir şey vardı. E, i̇şini yapıyor. Tartışmalara girmiyor. Şikayet etmiyor. E, ben de Beş yıl boyunca sadece yılda bir defa yaptığımız çalışmaları anlatan televizyon programlarına çıktım. Onun haricinde başka hiçbir görünürlüğümüz olmadı. Bir tane fotoğrafım yoktu hiçbir yerde. Sadece işimizi yaptık, reklam yapmadık. O nedenle bu slogan az laf çok iş. Yani bir hizmeti yapıp asfaltınız hayırlı olsun, şu konak hayırlı olsun, şu hayırlı olsun gibi yazdan hiçbirisini asmadık biz. Genellikle belediye faaliyetlerini duyurduk billboardlarda. Dolayısıyla yani bazen görüyoruz kocaman kocaman fotoğraflarını asıyorlar. Belediyenin parasıyla asıyorlar filan. Dolayısıyla bu işlere hiç girmediğimiz için... ikide de benim hakkında hiç konuşmuyor. Konuşmuyor. Tamam neyi konuşayım? Yani belediyeyi bırakıp da Türkiye'nin siyasi gündemini mi konuşayım? Benim önceliğim Ankara. Ankara Belediyesi. Bu yerleşmiş. Şey, bu yerleşti söyleyeyim. ve tuttu. Ben şöyle anladım. Seçmen diyor ki kardeşim ben sana bir görev verdim. İşini yap. Başka işlerle uğraşma diyor. Bu mesajı ben aldım. Aslında bu mesaj tabi siyaset yapan herkese, kamu yani vatandaşın parasıyla maaş alıp da o görevi yapan kamu görevlerinin hepsinedir o mesaj. Yani tartışmayın, kavga etmeyin. Biz size bir görev verdik. Göreviniz şu, o görevinizi yapın. Ben ne, bu felsefe bana da uyuyor. Çünkü ben Beypazarı'nda da 10 yıl belediye başkanlığı yaptığımda siyasi hiçbir demeç vermedim. Sadece belediye ilgilendiren işlerde Beypazarı'nın tanıtımıyla ilgili televizyonlara çıktım. Şöyle düşünüyorum. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı da elbette güncel konularda mutlaka görüşü vardı... Ama belediye başkanının görüşünü açıklaması sonuca tesir etmiyor. Hmm. Ancak toplumda kutuplaşmaya etkisi oluyor. Buna da benim hakkım yok. Çünkü seçildikten sonra artık herkesin belediye başkanısınız, herkesin görüşüne saygı duymak zorundasınız. Fazla konuşursanız sizin gibi düşünmeyenler arasında bir kamplaşma oluyor. Dolayısıyla belediye bakışları taraflı oluyor. Ama bu şekilde ben e, nereye gidersem gideyim e, ve bir de şunu net bir şekilde söylüyorum. Hiçbir şekilde şurada ne kadar oy çıkmış oraya biraz yüklenelim. ...şuradan hiç oy çıkmamış bırakın gibi davranışlarda girmedim. E, kamuoyu da bunu gördüğü için destek oranımız getiriyor. Sayın Başkan, ben bugün sizi ağırlarken bir kendimce tarihsel bir yayın yapmak istedim. Şundan dolayı bir süre önce ben danışmanız Volkan Bey'i aradığımda ona bir görüşümü ifade ettim önce. Gözlemlerin beni yanıltmıyorsa ki benim bütün ailem, kardeşim, annem hepsi buralarda... ...arkadaşlarım, sosyal çevrem burada. Ben Volkan Bey'e de dedim ki gözlemlerin beni yanıltmıyorsa... Biz 31 Mart gecesinden itibaren, 1 Nisan sabahından itibaren çok ağırlıklı olarak Mansur Yavaş'ı konuşacağız. Aldığı oy oranı ve sergilemiş olduğu profil diye. O da işte de her zamanki gibi mütevazi, kendince inşallah abi biz çalışıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz falan dedi. Şimdi dün de ben tabii Ankara'da olunca oraya gidiyorum, oraya gidiyorum. Eskiden ben Rahmetli Şükrü Kızıl'a zamanında giderdim yaklaşım grubuna. İşte dün gittim. Orada da sizinle ilgili bir soru aklıma geldi de onlara sordum. İşte önce Ekrem Sarısu, Sezgin Özcan, işte Tülay Çalışkan böyle konuşu Ankara onlar nasıl falan diye. İşte Ekrem Hoca da oruçluydu. Biraz Ramazan'dan bahsettik. Bayat ekmek kuyrukları var İsmail. Buna çok üzülüyorum dedi. Şimdi ek, bunlar da böyle bu Ekrem Hoca falan, Ekrem Sarı siyasete falan müdahale etmezler, karışmazlar böyle. Ama vatandaş ve aydın olarak önemli. Ekrem Sarısu şöyle bir şey söyledi. Bugün Türkiye'de Mansur Yavaş Türkiye sosyal belediye belediyeciliği öğretti dedi. Bu ben, ben böyle aklıma kalan. dedim bunu sorayım evet. işte. Bu ne demek efendim? Bu nasıl oldu? Valla siz de yayınlarınızda sık sık şey söylüyordunuz. Yani Mansur yavaş belediyeciliği. Evet. Diye. Ee, gerçekten e, yaptığımız çalışmalar e, Türkiye örnek olacak e, çok sayıda çalışma oldu. Şöyle ben belediyeciliği şöyle anlıyorum. Asfalt kaldırım asla değil. Basit bir örnek vereyim. Beypazarı'nda 1999'da seçilmeden önce bir kavşak vardı. Sürekli kaza oluyordu. Eski belediye başkanımız da oraya yazı asmıştı. Bu yol karayollarına ait. Onun için ben yapamıyorum. Bir sorumluluğum yok gibi. Ben de karayollarına gideceğim. Yaptıramasam da kendimi yapacağım demiştim ve gelir gelmez 6 ayda orayı yaptık. E, kaç yıl geçti? 1999'dan sonra hemen hemen 1-2 kişi ışığa riayet etmediği için vefat etti kazada. Ee, hızımızı alamadık. Bir, bir, sürü çift yol daha yaptık. Karayollarına ait olan. Evet. Şimdi bunlar hepsi unutulur. Yüz yıldır var gibi gelir. Yani yaptığınız mesela istasyon caddesi, kaç tane cumhurbaşkanının, belediye başkanının, bakanların söz verdiği yer yapamadılar. Biz yaptık. Şimdi bir rahatlama sağlandı. Sincan, Etimeskuz'un Ankara'ya gelişti. Ama bunun da ömrü 6 aydı. Unutulur. O 100 yıldır var gibi gelir. Evet. Unutulmayan şey belediye kanununda tarif edilen belediye diyor doğumundan ölümüne kadar kişilerin beşeri ihtiyaçlarını karşılayan kişidir. Bu beşeri ihtiyaç nedir? Esnafın ayakta kalması, işini geliştirme arzusudur. İş adamının daha iyi bir ortamda işini geliştirme arzusudur. İşsizin iş bulma arzusudur. ...dezavantajlı grupların kendisine uzatacak bir el arama arzusudur. Bunu sizin görmeniz evet. lazım belediye olarak. Sosyal destekler konusunda da yıllardır yapılan bu paket dağıtma gibi... ...insanları inciten hadisenin tümüyle ortadan kalkması... ...ve üstelik bunu yaparken hem esnafın para kazanması... ...hem de bir elin verdiğini öbür el görmemesi. Şimdi sadece sosyal destek değil sosyal belediyecilik... İnsanların sağlığıyla ilgilenmek, onların eğitimine destek olmak, emeklerin daha konforlu mekanlarda e, ilerlemiş yaşlarında daha güzel günler geçirmesini sağlamak. Bunların hepsi sosyal belediyeciliktir. Asıl belediyecilik de budur. Mesela bir video gördüm ben. Bunu evet. özellikle anlatıyorum. Yaşlı bir amcamız elinde poşet giderken sokakta birisi soruyor. Amca ne aldın diye soruyor. O da diyor ki, Evladım diyor ilaçlarımı almaya eczaneye gitmiştim ama katkı param 15 lirası çıkmadı. İlaçlarımın yarısını aldım. Yarısını da ay başında alacağım e, dediğini duydum. E, çok üzülmüştüm 15 lira. E, daha sonra bir gün böyle esnaf ziyareti yaparken eczacıya bu durumu sordum. Ya dedim nedir bu? Ya dedi üzülüyoruz çoğuna da velesiye yazıyoruz dedi. Ya. Hemen ben eczacılar odası, Ankara eczacılar odası temasa geçtim. ...Ankara'daki bütün eczanelerdeki 500 küsür bin lira veresiye olduğunu evet. öğrendim. Bir iş adamına da rica ettim. O da ödedi. Şimdi ikincisini yaptık. Bu sefer rakam 1 milyonun üzerindeydi. Ama aynı iş adamı yine ödedi. Zaman zaman hatırlarsanız pandemi döneminde veresiye defterlerini kapattık. Evet. İşte sokağa çıkma yasağı aniden gece ilan edildi. Gece 11'de. Herkes marketlere koşuştu ama pazarcının malı orada kaldı. Çünkü sabah için mallarını getirmişti. Hemen bir talimat vererek onları aldırıp kendi tesislerimizde kullanmak üzere onların masraflarını hı hı. ödedik. İşte pandemi döneminde terziler kapalı, boş duruyor. Hemen onlara maske evet. diktirdik. Nakliyeciler boş duruyor, onlara koli dağıttırdık. 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasaklandı bir ara. Bunlar markete gidemiyor ne olacak? Hemen kuryeleri çağırdık. Onları hem para kazandılar hem vatandaşın işini gördüler. Filyasyon ekibi yetişmiyordu Sağlık Bakanlığı'ndan. Belediyeden araç vermiştik. Hemen taksi kiraladık. aradık. Acele o filyasyon ekibiyle hem Sağlık Bakanlığı'nın işini kolaylaştıran hem vatandaşın derdine çare olalım diye... Yani belediyecilik budur. Nerede bir problem varsa mesela sadece sosyal destek alanlar falan değil. Bu arada organize sanayilerle hmm. e, protokol yaptık. Tümünün asfaltını yaptım organize sanayilerin. Halbuki onların bir tüzel kişiliği var. Kendilerinin yapmaları gerekiyor. Ama amacım şu bu devirde yatırım yapıp binlerce insan çalıştıranlar bana göre kahraman iş adamları. Riske gidiyorlar. Bazen kredi alıyorlar, zorlanıyorlar. Ama bunlar ne kadar çok ihracat yaparsa onların ödediği vergilerden belediyeye pay bir de, geliyor. Bir de ne yaptınız biliyor musunuz Sayın Mansur Yavaş? Bu dönemde en çok zorda olan kesim emekliler. Siz emekliler evet. galiba bu, bu ilkti. Şimdi, çok önemsedim o onu. O da şöyle oldu ha. İsmail Bey. Bir açıklandı 7500 lira. Arkasından 10 bin liraya çıktı ama bu arada hükümet açlık sınırı 16 bin lira olarak belirledi. Yani bunun anlamı nedir? Ben açlık sınırı 16 bin lira olarak belirliyorum ama size de ancak 10 bin lira verebiliyorum diyor. Ben şöyle diyebilirdim. Yani bu hükümetin sorunu. Beni ilgilendiren bir şey yok diyebilirdim. Ama işte orada vicdan hemen devreye giriyor. Görev sorumluluğu devreye giriyor. Hemen bir mesaj yayınladık. Emeklerimiz bize başvursun diye. İlk etapta 12-13 bin derken şu anda 34 binini geçtik. Aldıkları maaşın neredeyse dörtte birine yakın biz destekle veriyoruz. 34 bin emekliye 34 mi? 34 bin emekliye düzenli şekilde destek oluyor. Arkadaşlar bakın bu KJ çok önemli. 34 bin Ankara'da evet. yaşayan emekliye biz destek Düzenli olarak destek veriyoruz. E, bin lira nakit verdik daha önce. 400 lira et almaları için Hı -hı. bizim de öyle uygulamamız var. Sadece... Et alabiliyor onun da. Ayrıca onlara doğal gaz yardımında bulunduk kışın üşümesinler diye. Yani onlar 10 bin lira maaş alıyorsa aşağı yukarı 2 bin liraya yakın bir destekte bulmuştuk. Gene bu ay 2'şer bin lira bütün destek verdiğimiz ailelere destek olduk. Şöyle İsmail Bey, ben şimdi bu doğal gaz yardımına başladım. Çünkü pandemiden çıktık. ...insanlar işsiz kaldı. Ekonomi darmadağın. Ee, Birçok dükkanda kapatıldı. 200 bin aileye 3 yıldır düzenli şekilde doğalgaz yardım veriyorum. 200 bin aileye? 200 bin aileye. İlk gelen mail. Başkanım, ben asgari ücretliyim. 2 tane çocuğum var. Ben hayatımda bir kez 200 liralık doğalgaz alabildim. Cebimde hı. 20 lira, 30 lira, 50 lira ne varsa... Onu alıyordum ve tabii ki evimi ıslamıyordum. Ama ilk defa bir 500 lira, 500, 500, 500 yatırmıştık. İlk defa çocuğum ısın, evim ısındı, çocuklarım üşümedi diye teşekkür etti. Bir diğer kadın, o da yeni geldi. Benim rakibim projesi yok demesi üzerine 153 arayıp sesli mesaj bırakmış bunu başkanı iletin diye. Ben Mansur Başkan gelene kadar makarnayla çocuklarımı doyur, büyüttüm çocuğumun birisini. Küçük çocuğumu da Kışın az banyo yapıyordum doğalgaz gitmesin diye çocuklarım ısınmıyordu. Küçücük çocuğumun da kollarına eski çorapları geçirip ya. onu da sararak evde ısıtıyordum. Evim de ısınıyor şu anda benim. Belediyecilik budur, proje budur Bakın, diye cevap veriyor. Ben. Başkan benim en önem verdiğim ben 11 yıldır sabah yaptığım için halkın nabzını tuttuğumu düşünürüm. Şimdi bakın yaptığınız işlerde beni en çok etkileyenlerden bir tanesi de Kürşat Cumhuriyet Gazetesi'ndeydi galiba verebilir misin? Şimdi bakın bir emekliler beni o çalışmanız çok etkiledi. Bir de Sayın Başkan bakın hayat pahalı şimdi. Ha şu mu? Büyük kopuşu verir misin? Bir gün bir baktım sonra danışmanınızı arayıp bilgi istedim ek bir bilgi. YKS sanana başvuru azaldı. 1 milyon 346 bin kişi üniversiteyi bıraktı. Evet. Sayın Başkan bakın siz YKS Bin lira gir. alıyorlar. Bin lira evet. mıydı? 1100 yüz lira evet. mıydı? Neydi? Bunları ödemeye başladınız. Bunu Bunları ödüyoruz KPSS sınavını ödüyoruz destek alan ayların amacım şu. Nedir? Çocuklara kırtasiye yardımı yapıyoruz. Onu da yine kartlara yüklüyoruz. Ama sadece kırtasiyecilerden alabiliyorlar. Esnaf da Ayakta kalıyor. Şöyle girersem konuya daha iyi anlatırım. Şimdi belediyeler şöyle yardım yapıyor. Bir tane çanta yap yapıyor. Üstünde amblemi var. Belediye başkanının adı var. İçine defterleri dolduruyor, destek verdikleri aileleri bunları dağıtıyor. O çocuk sırtına o çantayı alıyor, gidiyor. Bütün okulu görüyor ki bunun babası alamamış, belediye vermiş buna diye. Şimdi o çocuk hayata mağlup başlıyor. Halbuki bizim en büyük görevimiz kentte yaşayanların eşit bir şekilde hayata atılmaları, eşit bir şekilde her hizmetten yararlanmaları. Biz karta yatırıyoruz. Kimse kimsenin yardım aldığını falan bilmiyor. Dolayısıyla bu çocukları biz okutmazsak bunlar da çocukları aynı zamanda yardıma ihtiyacı olan bireyler olarak gelişecek. Dolayısıyla bizim bunları mutlaka okutmamız lazım. E, sınava girecek parası yok. Tabii ki yatıracağız. Hemen yatırıyoruz onları ki. Geçen mübalağa etmiyorum bir mesaj geldi aynı şekilde. Ben dedi sizin verdiğiniz desteklerle okudum. Şimdi şu anda dedi Mustafa Kemal Mahallesi'nde bir iş yerim var. ...ben de birkaç kişiye destekte bulunmak istiyorum diye mesaj attı ama sizin o destekleriniz olmasa ben okuyamayacaktım diyor. Dolayısıyla bizim en büyük görevimiz parasızlıktan şunu yapamadım demesin hiç kimse. Yani mümkün olan eğitiminde, sağlığında, sağlığında da aynı şeyleri düşünüyorum. Yani sağlığıyla ilgilenmek belediye başkanı asli görevidir. Bu ne biliyor musun Sayın Başkan? Bakın ben Melik Gökçek zamanında sizinle ilgili ve sadece sizinle ilgili değil işte dedi ki bu bunlar gelirlerse dediler sizin için de söyledim. Yardım kesecek. Yardımları. Ben bunu çok önemsiyorum. Bakın şimdi siz kesmek bir tarafa. Bakın hem de incelikli yapıyorsunuz. Bu hani ne yapıyorsunuz? Veren el, alan el Gör, görmesin. mesela şu uygulamayı da ben başlattım Ankara'da. Türkiye'de maalesef bazı belediyeler çocuklara sabah e, öğlen yemeği vermek istiyor. Ya yani mübalağa etmiyorum ama bir kaymakam kabul ediyor, bir kaymakam hayır diyor. Biz 14 bin çocuk mesela teneffüse çıktığı zaman... ...yaşıtları gidiyor kantinden simit alıyor, poğaç alıyor. Bu çocukların parası yok. İşte biz bunlara da kantin desteği veriyoruz. Nasıl Şu anda, yaptınız ona? Kantin desteği nasıl oldu? anlaştık bize evet. uyan. Onların da kartlarına para yatırmak suretiyle gidip kantinden günlük 25 liralık çocuk simit, poğaç Ha simit isterse ...onları anladım. alabiliyor. Yani bayram harçlığı veriyoruz çocuklara. Çocuklara karne hediyesi veriyoruz. Yani... Karneyi alıyor. Herkesin annesi babası bir karne hediyesi veriyor. Bunları verecek durum Sosyal durumda. belediyecilik bu iş. Sosyal istersen. belediyecilik tam anlamıyla budur. Bir de mesela şöyle. Problemleri anında çözüm bulmak. Yine belediye başkanının sırasında bir yurt problemi oldu iki yıl. Bütün Türkiye'de protestolar oldu. Ankara'da olmadı bakın. Aslında bana hükümetin teşekkür etmesi lazım. Bir gün belediye arıyor bir cami imamı. Oğlum diyor şeyin caminin bahçesinde gece vakti iki tane kız çocuğu oturuyor. Hayırdır ne işiniz var burada dedim. Biz Ankara'ya okumaya geldik yurda ama yurtlarda yer yok. Sığınacak bir yer bulamadık diyor. Biz onları aldık yerleştirdik hemen bir kampanya yaptık. Kendi binalarımız vardı. Hemen içini döşedik. Oteller tuttuk. Pansiyonlar tuttuk. Tam 8 devam edeceğiz. Değerli izleyenler Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'a sormamı istediğiniz soruları bana gönderebilirsiniz. Reklam arasında ben o soruları değerleyip toparlayacağım. Sonra Sayın Mansur Yavaş'la sohbetimiz devam edecek. Bir kez daha günaydın efendim. Hoş geldiniz. 19 Mart 2024 Salı sabahı. Şu mübarek günlerde, Ramazan günlerindeyiz ve özel sabah buluşmalarında Ankara'dayız. Dün Çanakkale şehitlerimizi saygıyla andık. Hikmet Özdemir'in yaptığı açıklamalara gösterdiğiniz ilgi, ilgiye çok teşekkür ediyorum. Fakat şimdi zannediyorum çok uzun yıllardır bir programa bu kadar çok mesaj geldiği olmamıştı. Ağlayarak yazıyorlar insanlar. Çünkü bakın ben bunu önemsiyorum ilk aday olduğunda da kendisiyle yaptığımız yayında altını çizmiştik. Böyle betonlara gömülecek bir paramız yok artık. Hayat zor, geçim koşulları ağır, sosyal belediyecilik demiştik. Şimdi Ankara'da böyle gerçekten Mansur Yavaş modeli bir belediyecilik gelmişti. Bir mesaj okuyacağım bir de en önemsediğim bu sosyal belediyeciliğe devam etmek istiyorum. Evet. Sayın Başkan bakın ben böyle laf salatası onlar bunlar polemikler bunlarla vakit geçiremem. Halkım zor geçiniyor. Dolayısıyla bu yaklaşımın yerleşmesini istiyorum. Bakın bir esnaf İsmet Özbaşı. Binlerce mesajdan bir tanesi. Sevgili İsmail gururla ve gözyaşlarıyla izliyoruz. Kendisinin başkan seçildiği ilk günden itibaren uyguladığı bütün sosyal yardımlara bizzat katıldım. Veresiye defteri, askıda fatura, öğrencilere kırtasiye yardımı gibi. Seçildiği günden beri fitre, zekat ve diğer yardımlarının hepsine büyükşehirin organize ettiği yerlere ben de yatırıyorum. Yani bakın sizler de duyarlıysanız ya bu bir mesele parti meselesi falan değil. Ben zaten yayında da söylüyorum. Ben size baktığım zaman böyle CHP'li belediye başkanı falan görmüyorum. Yayınlarda söylüyorum. Tabii ki CHP'nin belediye başkanısınız evet. ama. ya yani çünkü burada bak ne var? Türk bayrağı. Türk bayrağı var. Fakat <laughs> geçen günlerde çok heyecanlandım Sayın Başkan. Bakın. Altını da yayınlarda çizdim izleyenlerin bilirler. Bizim devletimiz sosyal devlet değil mi? Türkiye Cumhuriyeti sosyal. Fakat siz Bizim hükümetimizden beklediğimiz ama daha gelmeyen o adım attınız. Kızlarımızı ileride rahim ağzı kanserinden koruyan çok önemli bir aşı var ve pahalı. 3 doz yapıldığı için işte çok pahalı. Buna başladınız siz ya. Evet. Bunu vaat ettik. Ee, i̇nşallah meclis kararını alacağız seçimden sonra ve bir üniversite hastanesiyle protokol yaparak e, bunu gerçekleştireceğiz. Çünkü genellikle 30 yaş altında e, kızlarda oluyor. Bunların birçoğu da tabii imkan bulup gidip bu aşıyı yaptıramıyor. Ve e, kanser çeşitlerinin en yaygını olduğu söylendi Türkiye'deki kanser çeşitlerinin. En son diyabet sensörü de artık 100 tane sosyal destek alan ailenin çocuğuna. onlarda sınava girerken heyecanlanıyor, şekeri düşüyor. Bunun kendisinin parmağını delip kontrol etmesi uzun süre alıyor, motivasyonu bozuyor. 100 tane çocuğumuza vermiştik ama o kadar talep geldi ki, sayıyı da artıracağız. Yani devam etmek durumundayız bunları. Çünkü belediyecilik budur. İnsanların sağlığıyla TMA testi içinde hatırlarsanız bir devreye girmiştik. Çünkü hangi mitinge gitsem işte bir yavrunun ismini yazıyorlar. Şuna destek, buna destek. Bunun çözümü hasta olduktan sonra buna çözüm bulmak son derece zor. Baştan bu testi yaptırsalar büyük oranda bu hastalığı Engelliyorlar. Dolayısıyla buna da biz devam edeceğiz. Buna da ben şöyle devam edeceğiz derken e, basında biraz yanlış e, yer aldı. Biz de eğer nikah kıyıdıracaksa Ankara Büyükşehir'de onlara e, test isteyeceğiz. Başkasının kendi tabii karışma bir de şansımız yok. Bir şey yok. daha gördüm. Ajanslara şimdi şöyle bir şey yazdım. Mansur Yavaş ve sosyal belediyecilik dediğimiz zaman bir de sizin bahsetmediğiniz bir şey daha gördüm. Çocuklarımız, öğrencilerimizle ilgili ulaşım desteği evet, gördüm onu. Biz eee bazı okulda okuyan destek alan ailelerin çocuğuna servis ücretini ödüyoruz. Servise gidiyor okuluna uzak olan. Ayrıca bir de e, okulun e, evinin yanında okul olmayan e, lise öğrencileri var. Ortaokul lise. Bunlardan da 60 bin kadarına 50 bin işte kart veriyoruz. Onların ücretini de sosyal tamam. hizmetleri diyor. Ayrıca destek alan ailelere de su parası sonra 1 liradan veriyoruz. Yani ortalama Ankara'da su kullanımı %70 oranında 8 ton, 9 ton. Onlar da 1 lira. Deprem dün onu size onu bir ver. sormak istiyorum bir dakika. O aklımdaydı. Dün böyle dolaşırken Han dedim ya bütün alt geçit, üst geçitlerde Çanakkale zaferimizi kutluyordunuz. Rakibiniz ne yapıyor? Dedim. Onun da her yerde böyle pankartları. O da Cumhurbaşkanımız olan fotoğrafını koyuyordu. Zaten dün bir açılışa katıldı Cumhurbaşkanı. Evet. Tabii onların amatajı şu. İşte hükümetin bütün gücüyle karşınızda <laughs> yarışıyorlar. Fakat şeyi gördüm. Konya yolundaydı Sayın Başkan. Turgut Altınok diyor ki suyu yüzde elli indireceğim evet. diyor. Suyun pahalı olduğu tezini savunuyor. Onu bir anlatır Şimdi mısınız bunu efendim? Onu da anlatayım. Nedir? İşin aslı nedir? Şimdi hep böyle AK Parti belediyeciliği olarak bahsediyorlar. Ankara halkının bunu görmesi lazım. Suyu kaç paradan satmışlar? Dur bir dakika. 1.6 dolar. ne kadar Bu ne yapar? zaman efendim? Ha, AK Parti varken. AK Parti varken. Tamam. 50 liraya su, su sattılar. Fakir ayrımı yok indirim yok. Daha sonra Sayın Mustafa Tuna geldiğinde bunu 1 dolara indirdi 0.94'e. Şu anda suyumuz hala 0.70. Ve bu 1.6 dolara sattıktan sonra 1 milyar 200 milyon dolar parayı halktan fazla para alıp belediye aktardılar, başka projelerde kullandılar. Ama bu arada acil yapılması gereken yerin altındaki yatırımların hiçbirisini yapmadılar. Ne sel başkanına karşı tedbir, ne kanalizasyon, ne başka bir şey hiçbir çalışma yapmadılar. Şu andaki suyumuz 0.70. Şimdi şunu iddia ediyorlar. Türkiye'deki en pahalı su. Bakın 16. sıradayız. 16. sıradayız. Evet. Yani dolayısıyla sadece seçime girerken e, laf olsun diye söylenen e, proje adı altında getirilen şeyler. Şunu başkan, da göstereyim. göstereyim. Neden ben, indiremez? Şey. Hmm. Kanunen ha, bunu diyecektim maliyetin zaten. altında indiremezsiniz. Suyun bizim askenin aylık olması olmaz masrafları 1.170 milyon lira. 1 milyar 170 milyon lira. Su parası gelirimiz ne kadar? 1 milyon lira. Şunu da göstereyim. Bakın askenin bütçe gelir gerçekleşmelerini ...göstereyim size... ...nereden nereye inmiş... ...pahalı satıldığı için... E, ...723 milyon dolar... Gel, ...gelir elde etmişler... ...şu anda bizimki 342 milyon dolar... ...bu neyi gösteriyor... ...suyu pahalı satmadığımızı gösteriyor... ...dolayısıyla siz eğer... ...bu şekilde... E, ...zaten hani fakir fukarayı... ...düşünüyorsan zaten tonu Şimdi, 1 lira... ...bir dakika... ...Kürşat şunu bir gösterebilir miyim... Ters ışığa geldi ama Turgut Altınok'u gördüm burada bu Konya yolunda. Bakın suyu diyor %50 indirimli vereceğim diyor. Şimdi bak, başka, ben başka bir bakış açısı getirdim. Bunu gördüm ben. Allah dedim bunu da bir sorayım Sayın Mansur Yavaş'a. Şimdi bakın dün cüley... yani gelenimizi gelirimizi karşılamıyor şu anda gider. Sabit giderler gelirimizi karşılamıyor. Şöyle, Siz bu... onu yapacaksanız ben de diyorum ki Sevgili kardeşim, zaten fakirler suyu tonu 1 liradan alıyor. Siz bu millete iyilik yapacaksanız İktidar Partisi'nin belediye başkanısınız. Şu ee, doğalgazı da bir indirim yaptırın. Elektriğe de bir indirim yaptırın da samimiyetinizi görsün i̇şte Ben bunu diyecektim. Aynen ya, yani öyle. Şöyle. Öyle. Ben tabii siz aynı zamanda belediye başkanısınız. Siz muhatabınız ama ben de şöyle diyecektim. Hani dün Cenet Özdemir, Murat Kuruma da böyle dedi. Sayın Başkan dedi ki ya siz dedi 21 yıllık iktidarsınız. E, o zaman siz yapın bunu. Ben de hani elinizi tutan mı var? Yani Cumhurbaşkanımız bu konuda bir karar verse, bir kararname yayınlasa zaten istediği olur. Değil mi? Kaldı hani, ki bizim Askeri ücretin olması olmaz şeyler nedir e, giderleri? Biri ulaşımdır, biri sudur. Belediye ilgilendiren. Bir e bakın ne kadarmış. Bizler Ankara'da önceki toplu taşıma ve su giderlerinin asgari ücret evet. içindeki payının gelişimi 2010-2018 arası %14.73, 2019-2023 %7.99. %8 diyeyim. Yani yarıya inmiş. Dolayısıyla biz kaliteli hizmeti, belediyenin hizmetini yarı fiyatına veriyoruz ve dolayısıyla bütçemiz düşüyor. Ankara Büyükşehir'in bütçesini de göstereyim size. Bakın kaçtan kaça gelmiş. 2 milyar 20 milyon dolar bütçeyi kullanmışlar Ankara Büyükşehir'de. Şu anda bizimki 1.147 ile yani onda da %50 düştü gelirlerimiz. Şöyle yapıyorlar. İşte Ankara Büyükşehir'e şu kadar para geldi. Siz bunu eğer reel olarak hesap edeceksiniz, döviz üzerinden hesap edeceksiniz. Bu konuda bir soru sorabilir miyim? Buyurun. Sayın Başkan, şimdi ben sabah karşı kalktım. Bir baktım mesajlardan bir tanesi Melik Gökçek tamam mı? Şimdi o, diyor Alıştık. Ki, he? <laughs> Alıştık. Alıştınız değil mi? Hayır, bir, bir, konu var sadece. Şimdi bir sürü şey yollamış bana diyor ki Mansur Yavaş programına çıkıyormuş <laughs> diyor. Anons etti diyor. Şunu da sorar mısın diye. Şimdi sonra hatta sormuş sormuş. Hatta o bir, bir de şöyle yazıyor ya. Yüreğin yetiyorsa bunu da sor. Evet diye, Tahrik sonra. edici. Sonra dedi ki. Hatta dedi bir davet et de dedi demokrasi meydanı diyorsun Mansur Yavaş'la ben yarışayım. Ben de ona şöyle yazdım. Melih Bey dedim ya siz aday değilsiniz ki siz aday olsanız tamam. Şimdi dedim Turgut Bey aday yani filan diye ben de onu söyledim. O orada kesildi. Fakat şunu söylüyor. Onu bir anlat, anlatmanız gerekebilir. Belediye bütçesinin durumu nedir? Onun böyle eleştirileri var çünkü. Yani belediye siz ne aldınız şimdi nasıl durum? Evet. Onun rakamları da eğer getirmişsem göstereyim. Çünkü biz Türkiye'de ilk defa mali durum raporu Evet. E, bildiren e, belediyemiz. İlk defa mali durum raporumuzu bildirdik. Evet. Sonra ben bugün buraya getirmemiştim. Yoksa arkadaşlarınız bilgi verebilirler. 1.9 milyar dolar borcumuz azaldı. Şirketlerde de 80 milyon dolar borcumuz arttı. Bakın 1.9 milyar aldığımızdan itibaren bunu belediyenin web sayfasında... Türkiye'de bizden başka yayınlayan yok. Belediyenimizin mali durum raporunda bu var. Şirketleri de hepsini de buraya getirdik. Yani getirmiş olmam lazım diye bakıyorum ama bir dakika, evet, siz onu ge getirmişim. göstereyim, mı? göstereyim. Çünkü bu neden önemli? Evet, <laughs> sayın Mansur, yavaş bakın. Bu, bu bizim şeref ben bunları nişanemizdir. Ben bunu nasıl yaptığınıza bakıyorum. Şimdi diyorum ki, ya bu nasıl yapıyor peki? Şimdi eskiden hani böyle böyle. Şimdi fakat bizim paralarımız şurada 700 milyon dolar. 801 milyon dolar. Şurada bir yerde. Ya yani evet. insanın yüreği sızlıyor. Baktım siz hep şunu diyorsunuz. Biz israfı bitirdik, yolsuzluğu bitirdik evet. öyle. Rakamlara nasıl yansıdı? Efendim? Rakamları gösteriyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin askeri ve Ankara Büyükşehir askeri ve ego borçlarındaki azalma net bir şekilde ekranında geliyor mu bilmiyorum. 1.858 milyon dolar yani 1 milyar 858 milyon dolar borcumuz azalmış. Ankara Büyükşehir'in borcu 667 milyon dolar azalmış. Askerin borcu 24 milyon dolar azalmış. Aldığımızdan itibaren Egon'un borcu 1.167 milyon dolar azalmış. Toplamda 1.858 milyon dolar borcumuz azalmış. Yani bunlar şöyle yapıyorlar. Mesela diyor ki 8 Nisan'da 4.844 milyon belediyenin borcu var. Şimdi diyor 25 milyar oldu. Yani bunun dolar karşılığına bakacaksınız. İşte biz bütün borcumuz burada net bir şekilde bunları da ilan ediyoruz. Yani halktan hiçbir şey saklamıyoruz. Hatamız varsa da, eksiğimiz varsa da yayınlıyoruz. Çünkü belediye başkanları şeffaf olmalıdır. Hesabını da vermelidir. Benden başka daha Türkiye'de aldığıyla verdiğini açıklayan bir belediye başkanı olmadı. Niye saklayayım? Bu paralar bana emanet paralar. Halkın bütçesi. Doğrusunu bilsin. İşte biz bunu doğru Yönettiğimiz için e, e, bu kadar borcumuz azaldı. Çünkü biz 4 4000'in üzerinde ihale açık yaptık. İhaleye katılımcı sayısı arttı, kırım oranı arttı ve gelirimiz azaldı. Buna rağmen belediyemizin durumu bu. Yaklaşık 2 milyar dolara yakın borcumuz Size azaldı. Size bir öneri var efendim. Bakın Otdüden bir isim, bir hocamız Atakan Özdemir diyor ki Mansur Başkan'a içtenlikle başarılar diliyorum. Dezavantajlı gruplara yönelik projeler nedeniyle Teşekkür ediyoruz kendisine. Bu arada bir de bir öneri. Ankara'da Türkiye Engelsiz Erişim ve Yaşam Sistemleri Araştırma, Geliştirme ve Üretim Merkezi kurmaları çok faydalı olabilir diyor. Evet. Hassasiyet eminim danışmanınız da bunu not almıştır. Dün şöyle bir şey oldu Sayın Yavaş. Arkadaşlar şu tok fotoğrafını verir misiniz bana? Dün ben Ankara'da dolaşırken bir baktım Ankara Sanayi Odası'nın önünde bir araba. Arabanın içinden Rıfat Sarcıklıoğlu çıktı. Aa, dedim girdim Önce fotoğrafı çektim. Makam arabası olarak kullanıyor. Evet. O da biliyorsunuz bu baba yiğitlerden bir tanesi. Yukarı çıktım. İşte Seyit Ardıç onlar böyle bir yönetim kurulu toplantısı vardı. Kadın girişim merkezi açıyorlardı. Sonra başkan da bana dedi ki ya bir kullan bakalım arabayı tok bizim yerli ve milli arabamız diye. Geldim efendim böyle Mansur Bey. Külliyenin oradan da geçtim. Hatta çocuk dedi ki bas abi dedi yanında rizeli şey var. Burada dedi hız sınırı da yok. Fakat bu Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın hemen arka tarafında güzel bir yol var orada tamam mı? Hatta sordum burayı dediler Mansur Başkan yaptırdı. Fakat şimdi mesajlar da geliyor. Çok hız yapılıyor. Tabii biz yaptık bir parça ama hız sınırlarına da uydum da. Fakat dediler ki Mansur Yavaş'a bunu bir aktarırsan orada ya bir radar ya böyle ortalama hız sınırı falan bunu aktarmamı istediler. Ben söyleyeyim onları tabii trafik kontrol ediyor artık. Ama yani... İç belediyenin şeyi yok Yok. Bizim şeyimiz yok. ya yani O konuda hmm. yok. Ben Bunları kanunla belirliyorlar. Şehir içerisine kız bu, şehir dışına kız bu. Tamam. Diye. İki. Şimdi Sayın Başkan siz aslında çok kamuoyuna yansımıyor ama belediyede aslında şimdi belediye başkanısınız fakat mecliste azınlıktasınız. Evet maalesef. Şimdi bu seçimde... E, dur önce şöyle söyleyeyim bir dakika buraya geçmeden önce. Bizim izlenimlerimiz... ...anketçilerin söyledikleri... ...bu doğru mu efendim? Sizin ölçümlerinizde... ...siz böyle 60'lara falan mı çıktınız? Yani onu bir anlat. Son durum nedir seçimde rastlalar? Yani az kalan? son iki anket geldi. Birisi dün geldi. O civarda anketlerimiz. Ancak şöyle bir durum var. E, yaptığımız simülasyona göre... ...ilçe belediyelerinden... ...daha fazla belediye kazanmazsak... ...bu oy oranına rağmen... ...biz azınlıkta kalıyoruz. Şöyle izah edeyim. 2014'te ben şehir merkezinde 80 bin oy öndeydim ama 80 bin oy önde olmama rağmen 28 meclis üyesi çıkarttık. 2019'da seçimi kazandık. 148 meclis üyesinde sayımız 40 kişiydi toplam. Dolayısıyla bu temsilde bir adaletsizlik var. Şöyle örnek verirsem evrenden 2000 oya 2 tane meclis üyesi geliyor. Ayaşgüdür gibi yerlerden 8-10 bin oya 3'er tane geliyor. Ha. Ama Çankaya'dan 65-70 bin oya bir tane meclis üyesi geliyor. Keçver'den 65-70 bin oya bir tane meclis üyesi geliyor. Burada bir orantısızlık var. Öyle olunca evet hmm. biz de ağırlığımızı şu saati itibariyle ilçelere verdik. İnşallah ilçelerden de 12-13 tanesini kazanıyoruz. Ancak o şekilde meclis çoğunluğumuz olacak. Dur onu bir daha sormak istiyorum. Esas oraya gelmek istiyordum. Sizin şu anki duruma göre Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde meclis çoğunluğunu elde edebiliyor musunuz? İşte ilçelere bağlı. ilçelerden birkaç belediye daha almamız gerekiyor. Çünkü söylediğim gibi Keçiören ve Çankaya'dan ikisini de kazanıyoruz. Ama gelen meclis üyesi sayısı 65-70 bin oya bir tane oluyor. Ama evrenden 2 bin oya iki tane geliyor. Denge böyle bozuluyor. Ankara'daki dış ilçelere baktığınız zaman, o dış ilçelerini en az 12-13 tanesini mutlaka kazanmamız gerekiyor. Peki nasıl adaylarınız? Adaylarımız iyi. Yani şu anda gelen anketlere göre bir iki ilçedeki sonucu lehimize çevirebilirsek çünkü bir ankette bir puan aşağıda bir ankette bir puan üzerinde çıkıyor. Bunu değiştirebilirsek inşallah mecliste çoğunluğumuz yani şöyle dört belediyeden üçer tane geliyor. Bu, Öyle diyeyim. Bu Kaybedersek 12 tane gidiyor, kazanırsak 12 tane bu tarafa geçiyor meclis üyesi. Efendim seçmenlerinizin veya izleyenlerimizin merakı olabilir. Önemli mi bu? Yani belediye meclisinde Mansur Yavaş Vallahi. nasıl başkansınız? Yani önemli <laughs> mi hizmet aslında? E, aslında önemli olmaması lazım. Hı. Seçildikten sonra benim bu konuda şeyim var. Meclis üyelerine seçildiğiniz zaman yaptığım çağrı var. Arkadaşlar Ankara bizi... Ankara'ya hizmet ederim diye seçti. Büyükşehir beni seçti. İlçeleri de sizi seçti. Bize düşen el er ele tutuşup Ankara için bir şeyler yapmak. Ama belediye başkanlarımızın hiçbirisi daha benim meclis yani hemen hemen bir ikisi hariç benim belediye başkanı mı görmediler daha. Yapmayın ya. Görmediler. Yani böyle Ki geliyor sizin düşmanca tavırlar ve çok kötü. Şunu istemediler. Yani ilçelerine bir şey yapılacak. Bununla ilgili bir iki örnek var. Şimdi ilçelere gidip anlatıyorum. Ben bir şey yapacağım, hayır diyorlar, ona yaptırma. Sen yap. O da gidiyor meclisten kredi çekip borçlanarak yapıyor. Yazık. Ben diyorum ki gittiğim yerler, bu arkadaşlar her şeye nokta nokta ilçesi için diye afişlerini asıyorlar. Hayır diyorum, bunlar partilerini ilçelerinden fazla seviyorlar. Ben partizanlık yapsam, onlar benden bir şey talep Hayır ben yapmıyorum, kendiniz yapın, bana ne desem o zaman ben suçluyum. Ama... İki defa mecliste bu konuda şöyle demecim oldu. Dedim ki bakın kendi ilçenizde ekonomiyi ayağa kaldıracak, istihdam sağlayacak. Bana bir proje getirin. Ben yapayım. Temelini beraber atalım. Açılışını beraber yapalım. Hatta size vereyim işletmesi. Tamam. Ama yok böyle bir şey. Hiçbirisinden hiçbir tane talep gelmedi maalesef. Çok ilginç. Sayın Başkan bir keresinde saygı öztürk bir haber duyurmuştu. Sonra ben Saygı'yı bir aradım, işi öğrendim onun tarafından. Bir polemik konusuydu. Sonra ben sizin danışmanınız Volkan Bey'i aradım. O sizinle de konuştu. Ee, i̇şin aslında gün anlattım. O tartışmalara girecek değilim ama şunu duymuştum o gün. Dedi ki, abi dedi Sayın Başkan, CHP'nin zaten güçlü olduğu bilinen yerlerle hiç ilgilenmiyor dedi şey olarak. Hani orada kim aday kim değil. Parti Genel Merkezi zaten en iyi adayı seçmeye çalışıyordur. Ama biz dedi, daha güçlü olmak için, daha kırsal kesimlerdeki daha diğer ilçelere abanmak istiyor dedi. Yani oralarda istediğiniz oldu mu efendim? Ya büyük oranda oldu. Söylediğim Hı. gibi işte e, üç veya 4 ilçede kritik sorun var. 3 veya 4 ilçe bizim anketimizde önde çıkıyor. Bir başkasının yaptığı ankette bir puan oynuyor. O dördünü aldığımız takdirde inşallah mecliste artık çoğunluğumuz olacak. Çünkü böyle bir anlayışı olmaz. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı birkaç defa dile getirdi. Topal ördek muamelesi yapıldı bize. Aynısı şimdi aslında Sayın Cumhurbaşkan Cumhurbaşkanı da İstanbul'da belediye başkanı olduğunda aynı durumdaydı. oysa bunlara gerek yok. Halk demokratik tercihini mutlaka kullanacaktır. Öyle tezahür etme. Saygı duymak zorundayız. Onlar da bana saygı duyacaklar. Bakın efendim. Ama maalesef öyle olmuyor. Heh. Şöyle söyleyeyim. O kadar işi ileriye götürdüler ki İstanbul'da yaşayanları ilgilendiren bizim buradaki arıtma problemimiz var. Sayın Karayalçın döneminde yapılmış. Bir daha hiç iyileştirme Nedir yapılmamış. Nedir efendim? Tatlar arıtma tesisimiz Hı. var. Ve Sayın Gökçek size onu soruncaya kadar şunun hesabını versin. 2010 yılında yazı yazmışlar. Tatlar arıtma tesisini acil kapasitesini büyütün diye. Hiçbir şey yapmamışlar. Bugüne gelmiş. Ben geldiğimde o günkü asli genel müdürümüzü ikaz etti. Hı. Başkanım dedi. Bir, buçuk milyon metreküp atığımız var. Bunun sadece 750 metre, 750 bin metre küpü arıtılıyor. Yarısı arıtılmadan karışıyor. Bu Ankara çayına gidiyor. Ankara çayının yanında çiftçiler var. Oradan Sakarya'ya gidiyor. Hmm. Sakarya'nın kenarında da dedi çiftçilik yapanlar var. Buradan da dedi zaman zaman kurak dönemlerde Ömerli Barajı'na su çekiliyor. Ve 3 yıl dedi Anadolu yakısının suyu koktu dedi. Bizimki arıtılmadığı için. Ben bunu ee, hemen proje ihalesine çıktım, tamam. yaptım ve Sayın Cumhurbaşkanı durumu arz ettim. Böyle böyle acil durum var diye. Ee, ve onlar da e, yatırım programını aldırdılar. Biz gittik, 275 milyon dolar kredi bulduk. Bunun yarısı Türk parası, yarısı yabancı para cinsinden. Sayın Cumhurbaşkanı'nın onaylayıp yatırım programa koyduğu, talebi reddettiler. Yapmayın ya. Reddettiler. Kim reddediyor? AK Partili meclis grubu reddetti. Ben veto ettim. Bu sefer 8 aydır mahkemeye gidip de bunu alır nasılsa diye 8 aydır bekletiyorlar. Erteleme yeni döneme kaldı. Bakın. E, döviz işte artıyor. Bunun için, bunun için o zaman belediye evet. meclisi çoğunluk önemli. Döviz artıyor. E Türk parasından da borçlanacaktık. Faizler artıyor. Mansur Yavaş'tan mı çıkıyor onun bunun parası? Bunun parası tümüyle Ankara halkından çıkıyor. İşte bu mantığı ortadan kaldırmamız için bunu yapmamız lazım. İki örnek daha vereyim. Söze geldiği zaman cadde isimleri, sokak isimleri, trafo yerleri, genel mevzuatla ilgili şeyler oy birliğiyle geçiyor. Ama asıl önemli olan, az ki biraz önce söyledim 1 milyar 200 milyon dolar para aktarmış belediye, suyu pahalı satmış. Bizim dönemimizde artan personel giderleri, akaryakıt giderleri ve elektriğe gelen zamlardan dolayı Askerin bütçesini eksi 5 milyar olarak kullandı, şey, onayladı meclis. Ne demek eksi 5 milyar? Giderlerini karşılamanın için senin 5 milyar lira kredi kullanabilirsin demek. şartlar ağır, kredi de bulunamadı. En son 2 milyar lira kredi bulduk. Bunu meclise gönderdik tekrar. Onu da reddettiler. Yani kendi verdikleri bütçeyi kendileri reddettiler. Fakat şunu da gördüm efendim. Dün çalışırken galiba bir, hafta, bir ay kadar önce... Şimdi hepsi de böyle fanatikçe davranmıyor galiba. AK Partili bir meclis üyesini gördüm dün. Ya dedim ki bu Mansur Yavaş'a soru sor. Hani dedim ya oraya git buraya git. Fakat ajanslarda da şunu gördüm. Adam diyor ki AK Partili bakın AK Partili Ankara Belediye Meclis üyesi diyor ki hakkınızı helal edin diyor. Benden yana diyor. Hakkım helal olsun diyor size ve bütün oradaki üyelere. Bu dönemde diyor burada rant, imar, mimar böyle şeyler olmadı diyor. Allah yukarıda. Olmadı, evet. Şimdi mesela böyle böyle Meclis üyeleri de var. Yani şöyle biz e, belediye meclisi yönünden şimdi Allah için Hı. E, konuşacaksak rantlı hiçbir tane iş hiç geçmedi Hı. ve tamam. meclisimiz sonuna kadar da direndi. Ben bunu her televizyona çıktığımda söyledim. Çünkü daha önceki dönemlerde ranttan başka bir şey görüşmüyordu meclis. Bunların birçoğu soruşturma konusu da oldu ve Ankara beton tarlalarına döndü. Yani nereye yeşil alan nereye bir şey yaparız yapmaktan çok nerede kaç emsal verirsek ne kadar bina çıkar hep bunlarla uğraşılmış ve bizim dönemimizde bunu biz çok şikayet ettiğimiz için ben de onlara teşekkür ediyorum. Bizim meclis grubumuzun işin bu yönüyle teşekkür ediyorum özellikle. Gerçekten hiçbir tane rant işi hiç kimse imza atmadı. Bu bir vakadır. Peki ne olur efendim? 31 Mart'ta ne olur? Mesela siz ne bekliyorsunuz? Ben şimdi? E, büyük bir farkla seçimi kazanacağımı düşünüyorum. Artık halk kararını verdi. E, bu saatten sonra halkın kararını değiştirecek bir şey yok. Çünkü halk kararını nasıl veriyor? Siz e, böyle göstermelik projeler yerine halka yönelik projeler yaparsanız halk sizi seviyor. Ve sonucu itibariyle 31 Mart'ta halk bu sevgisini sandıkta gösterecek. Tabii her partiden oy alıyoruz. Evet. Belediye Mansur Yavaş belediyecilerini Beğendiği insanlar Bütün Türkiye'de örnek oldum, Bütün Türkiye'den ben kulağıma geliyor Ankara'da yaşayan Akrabalarını arıyorlar Mutlaka Mansur Yavaş'a oy verin dediklerini Hep duyuyorum Yani inşallah büyük bir farkla kazanacağız İnşallah meclis üyesliğinde de bir çoğunluğumuz olur. Onun için ben hemşerilerimizin mutlaka sandığa gidip demokratik tercihlerine sahip çıkmalarını isterim. Şimdi bu sizin mi bilmiyorum. Bakın Nehir Aygün, biz diyor başkanımızın kız öğrencileri yaptığını asla unutmayacağız diyor. Kurtuluş kız yurdu o sizin mi? Var, orada da var diyor. Sizin yurdunuz var. Bir de tarımla ilgili bir mesaj gelmişti. Onu bir sizlere okumak istiyorum. Bakın benim biliyorsunuz tarımla ilgili çalışmaları evet, yakından biliyorum. takip ettiğim. Hatta sizin bir projenize gitmiştim ama ha, şunu okuyayım. Bunu da editörüm Hilal yolladı bana. Yaz gazeteci yaz. Türkiye'nin bizi en başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tır. Ankara'da tarım ve hayvancılığa çok önem verdi. Hibe destek verdiği malum. Bizler bundan faydalanıyoruz. Sizin aracılığınız ile yaptığı bu projelerden de bir parça bahsederse belki diğer belediye başkanlarına örnek olur ve yayılır diyor tarım. Göl evet. bir yer gördüm. Evet. 3500 dönemlik Türkiye'nin en büyük tarım ve rekreasyon alanı. Şimdi bazen zaman zaman Mansur Yavaş ne yaptı diye soruyorlar. Bu yüzlerce yıl ötesine giden bir projedir. Ankara'ya soluk aldıracak bir yerdir ve İsmail Bey burası rantlı bir yerdir. Yani daha önceki dönemde burası imara açılmış. 3500 dönem mahkeme burayı iptal etmiş. Mahkeme iptal edince biz burayı tarım ve rekreasyon alanı yapmaya karar verdik. Ve e, o eski belediye başkanımız mesaj attı. 8 milyonluk arsayı tarlaya çevirdi. Ben de gurur duyuyorum çünkü beton e, yeterince beton var. Ankara'da, burada tarım ve rekreasyon yapılacak, tarım akademisi kurulacak ve kırsal kalkınma destekleri olmasa sonumuz ne olur? Ben bunu bütün e, bizi izleyenlere de anlatmak istiyorum. Televizyonlarda izliyorsunuz önümüzdeki 10 yılın 20 yılın 30 yılın savaşları sadece eskiden su savaşları olacak denirdi. Şimdi bunun yanına gıda erişim zorlaştı. Gıda savaşları olacak. Dolayısıyla tarımsal manada üretmek durumundayız. Hı hı. Okulların kapatılması, yanlış tarım politikaları nedeniyle terk edildi. Oysa Ankara'nın arazisinin %50'si tarıma uygun evet. zaten vatandaşımız çiftçilikle uğraşıyordu. Köy okullarını kapatınca Tarımdan da para kazanamayınca geldiler. Biz bunlara müthiş destekler veriyoruz. 880 milyonlara destek verdik. 6,5-7 milyarlara gelir elde ettiler. Bu Bunu torunlarımız için yapıyoruz. İşte ileride gıdaya erişimdeki güçlüğün önüne geçmek için. Şimdiden yapıyoruz. Aşağı yukarı çiftçilerimizin, Ankara'daki tüm çiftçilerimizin %77'sine destek verdik. Yani destek vermeye de devam ediyoruz. Hayvancılık yapanlara, küçük ailelere orada yetiştirdiğimiz silajları götürüp ücretsiz veriyoruz. 100 bin dönüm sulu tarımı açtık. 100 bin dönüm. Şu anda en, en son projede Kesik Köprü'de sulama kooperatifine barajdan su alıp sulu tarım yapmaları için uğraşıyoruz. İnsanları ikna etmek zor. Gölbaşı Bali arasında çok büyük bir arazi var bu arazide işte sulu tarım yapmaları için desteklerimiz devam edecek. Şimdi başkanım çok soru var da şimdi bir tanesi gazeteci büyüğümüz Atilla Sertel aynı zamanda siyasetçi. Şimdi Uğur Dündar'la bizi tam anlayamadım uzun bir mesaj ama galiba Londra'dan izliyorlar. Sizin, sizin Londra'daki kızınızı hani bir ziyaretinizden bahsediyor. Bir tanıklıkları olmuş. Galiba Uğur Dündar abinin bir tanıklığı olmuş. Ne kadar mütevazı oldu diyor. Nice Büyükşehir Belediye Başkanları'nın Londra'da neleri var diyor. İşte orada ...detaya girmeyeceğim hani şey olursun evet. ama... ...şimdi rakibim bunu... ...ben biraz daha konuşmasını bekliyorum... ...yani aslında mal beyanını falan açıklamadığı kanaatindeyim... Siz benim, benim, benim düşüncem... ...ama e, bu konuda... ...kim ne biliyorsa ortaya bir döksünler... ...cevaplarını alsınlar... E, ...kızım oraya çalışmaya gitti... ...iş Hayır. için gitti... Evet. ...Türkiye'de iş bulamadığı için gitti... ...binlerce giden genç gibi gitti... Uzun yıllardır kiradaydı. Ben 2020, yıl, 2020 yılında kredi çektim. Çektiğim krediden kendisine bir miktar para gönderdim. O da gitti morgışla ev aldı. Şimdi bunu döndürüp döndürüp Mansur Yavaş'ın Londra'da evi var diye satıyorlar. Biraz bir konuşsunlar bakalım da. Biz Hayır de... ama bak ne diyor? Şimdi, şimdi Uğur birlikte gitmişler. Görmüş, tanıklığımız var diyor. Sevgili İsmail diyor. Okuyayım o zaman. Bak diyor senin de hep saygıyla bahsettiğin meslek büyüğümüz Uğur Dündar ile Londra'da bir paneldeydik. Başkanımızın eşi de orada bizi izlemişti. Biz de orada öğrendik başkaları da herkes onu konuşuyordu diyor. Kızı Londra'da küçücük bir evde kalıyor. Efendim, Londra merkezde de değil onu söyleyeyim. 35 kilometre dışarısında onu da duyurayım. Şimdi diyor ki mesela şimdi tabii Uğur Dündar'da yıllar yılı neler yaptı neler öğrendi benzeri isim isimde veriyor da ben tabii burada canlı yayında onu söylemeyeyim. Nice Büyükşehir Belediye Başkanları'nın Londra'da neleri var neleri var diye istese neler yapar diye söylüyor. ne Çok şükür anlamımız açık e, İsmail Bey bize güvenenlerin başını eğdirecek hiçbir işin içerisinde olmadık. Saklayacak da hiçbir şeyim yok. Kaldı ki İsmail Bey ben saklayabilir miyim istesem? Saklayamam değil mi? Çünkü bütün devlet mekanizmaları ellerinde. En ufak bir açığımız olsa bu dördüncü belediye ha, başkanlığı. Bir şey söyleyeyim efendim. Değil Bakın. mi? Dördüncü Bakın. Belediye Başkanlığım en ufak bir e, yanlış bir Bak hareketimiz olsa. Ben size bir şey olsam. söyleyeyim sayın başkan. Şimdi kameraları kapatalım. Bir gün beni yukarılardan birisi aradı. Tamam? Devlette görevli birisi. "Seninki" diye başladı. Evet dedim. İşte 3 milyon dolar mı dedi? 30 milyon dolar mı öyle bir şey söyledi. Rüşvet istemiş dedi. Almış, almış dedi önce. Kim benimki dedim? Sizden bahsediyor. Bir kere benimki değil. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı o da dedim. Ne yapmış dedim. Asla dedim. Ya dedi gazeteci şimdi temkinli konuşmaz. Bak dedim isminiz siz reklam arası söylerim. Merak ediyor. Gözümle göreyim. Bak ben ya 32 yılım geçmiş benim bu gazetecikte. Biliriz herkesi. Gözümle göreyim dedim. Mansur Yavaş'a böyle para versinler dedim. ...montaj olduğunu düşünüyorum. teşekkür dedim. Yani ederim. Sağ olun. Ben tanırım yani. Dolayısıyla sonradan beni arayıp özür diledi biliyor musun? Bu şeyle ilgiliydi. Evet. Kogo to kuleleriyle ilgili. Evet. O algop. Çünkü Allah konuştuğunda orada... E, ...bu e, Melih Bey'in televizyonu, mikrofonu uzattı. Belediye meclis üyeleri bu parayı alıp cebine mi atacaklar? Hayır dedi. Okul taahhüdünü vardı. Onun için istediler deyince zaten orada olay bitti. Ama artık... Ee, Ankara'da bu rant baronlarının hiçbir geçiş yok. Biraz Hı -hı. önce söyledik. Geçiş yok. Hı -hı. Bu bedava para kazanmak yok. Ben asla bunlara alet olma. Mücadele etmeye de devam edeceğiz. Sonuna kadar gideceğiz. Ve tertemiz nasıl 5 yıl boyunca daha benim bir tane bürokratım savcılığa gitmedi. İsmail Bey. Bir bürokratım savcılığa gitmedi. O size tweet e, mesaj atan şahısın her attığı tweet'te Ankara Büyükşehir'e müfettişler geldi. İnanın müfettişleri oturtacak o da bulamadık. Ama Allah'a çok şükür daha bugüne kadar bir personelim hakkı, bırakın beni, bir personelim hakkında daha soruşturma izne çıkmadı. Peki benim şikayet ettiklerim ne oldu? Bakanlık kasalarında duruyor. Ne zaman ortaya çıkacak bilmiyorum. Bu benim şeref nişanemdir. Bu şekilde devam edeceğim. Çalmadım, çaldırmayacağım. Yemedim, yedirmeyeceğim ve inşallah ben artık büyük şehirlerin kamu idarelerinde dürüst yönetilmesi... Herkesin açık şeffaf olması konusunda en büyük örnek kendim olacağım. Biraz önce bir cümle söylediniz. Ben diğer soruya odaklandığım için kaçırmak istemedim ama aklım bir tarafına koydum. Şimdi Turgut Ağaoğlu mal varlığını açıkladı. A Tabii çok yaygın yani bayağı konuşuldu da siz tam açıklamadı mı? açıklamadığı kanaatindeyim. Biraz bir benimle ilgili bilgiler varsa ortaya çıkarmalarını bekliyorum. Çünkü kirli siyaset ben yapmıyorum asla. Ama bir açıklasın. başka bir şey açıklayacaksa açıklasın ama ben onun Mal varlığının tam olarak açıklamadığı kanaatindeyim. Ee, sadece e, belediye başkanı olduktan sonra servetinin de azalmadığı kanaatindeyim. Bunlar da artık gün Zaten gelince Zaten şöyle diyor, genelde baktım yorumlara da, işte hani dairelerini vesaire, arsalarını falan söylüyor ama banka hesapları ile ilgili bir bilgi yok diye. Efendim 9 yani. kardeş bunlar, yani 9 kardeşler. Hmm. Her bir kardeşi bu kadar mal varlığı kaldıysa, valla tebrik ediyorum. Babama, babamdan bana bir tane ahşap ev kaldı. Bir de itibar zenginliği kaldı. Başka bir şeyim yok. Şimdi biraz önce bahsettik ya efendim. Ben dün böyle ot yolundan giderken Togo Kuleleri'ni gördüm. Onunla çok mücadele ettiniz. O En son durum ne orada? Hala ediyoruz. Mahkemelerimiz devam ediyor. En son Danıştay'ın 6. Dairesi'nin verdiği kararla artık oraların yapılma ihtimali bana göre yok. Yok mu? Ama hukuku zorluyorlar. O kadarını söyleyeyim. Aynı mahkemenin bir heyeti başka karar veriyor. Bir heyeti başka karar veriyor. İnşallah seçimden sonra özellikle bu konuyu konuşmak için Sayın Cumhurbaşkanı'na gideceğim. Hakimlerin verdikleri kararı veya Belediye lehine verilen kararı veren hakimlerin tayinleriyle ilgili raporu kendisine sunacağım Peki. inşallah. Sayın Mansur Yavaş çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ben, şimdi Siz televizyonlara çok çıkan biri değilsiniz ama her seçim öncesi ben bir kere size ağırlıyorum. Elbette. Şimdi danışmanınızla bu program için konuşurken, tabii çok yoğun programınız var. Ee, abi dedi 10.35'te bizi bırakabilirsen tamam. çok memnun olur. Çünkü sonraki randevunuzu da biliyorum. Son bir sözünüz varsa efendim. efendim şey, ben Ankara halkını sandığa davet ediyorum öncelikle. Biraz önce söylediğiniz arada kalmasın. Mübarek Ramazan ayı. Yine biz fitre ver, fidye ver diye bir program uyguladık. Gerçekten büyük kentlerde insanlar hayır yapacak yeri de tam bilemiyorlar. Ama bizdekiler gerçekten e, tam ihtiyacı olan insanlar bizim verdiğimiz liste. Gene insanlar birbirini görmeden birbirlerine destek olacaklar. Biz sadece aracıyız. Ramazan günü sevap işleyecekler. Akşam da hani en önemli projelerimizden birisi hı, hı. iki buçuk milyara mal oldu. Polatlı'ya inşallah suyun bugün pompayla veriliş törenini yapacağız. Bugün mü o? Evet bugün akşam e, Polatlı'da olacağız ve artık Polatlı'yı böyle bir dertten kurtulacağız. İsmail Bey 400 kilometre asbestli boruları değiştirdik. Şamlı Dere'den Elma Dağı götürdük. Şamlı suyunu şimdi Polatlı'ya götürüyoruz. Çok büyük yatırımlar yaptık. Daha büyük projeler de önümüzdeki dönem için hazırlıyoruz. Bunlar olmazsa olmaz. ihmal edilecek projeler değil. Milletin görmesi önemli değil. Sizin yattığınız evet. zaman doğru iş yaptım demesi önemli. Yoksa Ama millet görüyor bir de. İzliyorum proje yapıyoruz diye aman yarabbim insanlar neler neler olmayacak şeyleri vaat ediyorlar. Gerçek olan e, içinde halk yoksa bakın her zaman söylüyor. Her evet. mitingde. Şehre girişte dört tane beş tane kapı var diyorum. Kime neye yarıyor? Bana göre estetiği de değil. Şık da değil. Hayır, Ve, şık, da değil. E, şık, da değil. Kazalar olmaya başladı. Yarın oralardan taşlar düşmeye başladı. E kaldırın onları efendim. Ve halka sorup gerekirse kaldırım. Ama bugünkü maliyeti 350-400 milyon. O dört 200, kapının. Evet. 232 köyde kanalizasyon yok. 50, 50 tanesi falan kaldı. Onları da ihale ettik de ekonomik nedenlerle hükümetin kararnamesi nedeniyle ihaleden vazgeçtiler. Susuz köylerimiz var. Siz şimdi bunlara su götürmek varken veya dün bir mitingde söyledim. Bakın arkadaşlar şuraya belki kavşak yapılması gerekiyor. Bu kavşak bir yıl sonra olsa ne olur? İki yıl sonra olsa ne olur? İşte bu kavşağın parasını siz dar gelirlere harcarsanız, onların ihtiyaçlarını harcarsanız gerçek belediyecilik budur dedik. Ve inşallah Ankara'da her şeye mutluluk, olması, yaşadığı kentten keyif alması için inşallah çalışmalarımız devam edecek. bana güvenen halkın başını eğdirecek hiçbir işin içinde olmadım. İnşallah onları gururlandırmaya da de devam edeceğim. Sayın Başkan şimdi siz seçilirseniz şimdi 31 Mart'ta bu son döneminiz mi? Öyle bir açıklam. Benim son dönemim evet. Yani yarım ben kendi prensibim iki He. dönem benmişin benim için yeterli diye düşünüyorum. Bunun Beypazarı'nda seçildiğim akşam söylemiştim. Bunu da şimdi söyledim. Neden şimdi söylediğimi söyleyeyim. Şimdi eğer ilçelerde muhalif belediye başkanları seçilir. Heh. Bana muhalif. Onlar gene aynı tutumu sergilerlerse onların ilçeleri kaybedecek. Ben de Ankara'da, Ankaralı bir belediye başkanı olarak civardaki ilçelerin çok beklentisi var. Benim elimden tutacak belediye başkanlarını seçmeleri için bu şekilde. Bakın diyorum benim son dönem, son 5 yılım benim elimi tutacak, benimle beraber yürüyecek belediye başkanı seçin, hizmet ederim. Yoksa sizin seçeceğiniz muhalif belediye başkanı partisini ilçesinden fazla seviyor, gelmeyecek, benden bir şey istemeyecek. Siz mahrum oluyorsunuz diyorum. Bu nedenle öne çektim. Yoksa Peki. onu bunu seçim akşamı açıklamayı düşünüyordum. Değerli izleyenler, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'a çok teşekkür ediyoruz. Ben onun 31 Mart gecesinden itibaren Türkiye'nin en çok konuşulan siyasi figürü olacağı kanaatindeyim. Türkiye bunu bu modeli çok konuşacak, çok tartışacak. Çünkü seçimsiz bir dört yıla doğru gidiyoruz. Ve neden böyle olduğunu anlamak istedim. Kafayı çok yoruyordum. İşte Mansur Yavaş tarzı belediye ne demek, sosyal belediyecilik ne demek gibi kavramları bugün açık yüreklilikle anlattı. Takdir sizin olacak. Ben şimdi kendisini uğurlayacağım. Uğurlarken Gökhan Zan tartışması vardı. Ve tip Genel Başkanı Erkan Baş da o tartışmaya girdi. Siz o haberi izleyin. Ben de Sayın Mansur Yavaş'ı yolcu edeceğim. Dönen dönsün ben